Merhaba arkadaşlar, bu uzun bir video olacak çünkü hani bütün istekleri gördüm ve hani birçoğuna beraber cevap vereyim dedim. Benden SS Cross Enduro ekipman giyip önerileri isteyen bir arkadaşımız vardı. Oyun Kapları diye bir arkadaşımız. Bir de iridium kasları çizmeden nasıl temizlenir diye bir şey vardı. Ben onu da altın elbiseli adamın bir tane videosunun linkini göndermiştim. Oradan nasıl temizleyeceği falan görünüyordu. SS önerilerim daha önceden zaten hani SS kasları, Super Sport kasları, işte Cross kasları, Enduro kasları, giyim önerileri falan diye zaten kanalımızda bulabilirsiniz. Ben Super Sport için Q-West, NXR öneriyorum. Shoei Q-West veya NXR öneriyorum. Onlar da nerede? Onlar da burada. Mesela NXR spor kaslar için önerebileceğim en iyi modellerden bir tanesi. Ha, daha iyisi yok mu? Daha iyisi var tabii. Daha iyi bulduğum diyeyim. Hani daha iyi olup olmadığını tabii kullanıcısı daha iyi bilir. Arayn'in Rebel modeli var. Arayn'in Rebel modeli spor sürücülere uygun şekilde yapılmış en iyi kaslardan bir tanesi. Ne gibi özellikleri var derseniz linklere bakıp öğrenebilirsiniz. Ama kısa kısa detaylarını vereyim. Full kompozit yapısı var. Gerçekten iyi bir kastır. Kilit mekanizması vardır. Hızlarda açılmaması, yüksek hızlarda açılmaması için. Ve işte ön havalandırma kanalları çok basit şekilde açılıp kapanır. Burun pedi vardır. Küçük bir çene pedine sahiptir. Boyun pedleri gerçekten iyi oturur. Ve hani double diye bir bağlantıya sahip. Hem üst tarafında, içinde şu kısımlarında havalandırma kanalları sayesinde camı buharlanmıyor. Aynı zamanda üst kısmındaki şu kısımlardaki yerlerde havalandırmayı çok iyi sağlıyor. Aynı zamanda üstüne de zaten hani arayı düşünerek şu kısımlarına havalandırma kanalları koymuş. Hava çıkış kanalı ise gerçekten mükemmel yapılmış. Şu kısmı hani şurada idare ediyorsunuz, şöyle idare ediyorsunuz. Ve bu yeterli şekilde havalandırma sağlıyor. Aynı zamanda şu yanlarına da hava çıkış kanalları koymuşlar. Bunun ağırlığı 1560 gram. Shoei NXR da yaklaşık aynı gramlara sahip sanıyorum. Bakayım, yok o 1310 gramdı. Shoei Neotech biraz daha ağırdı. Bu da 1515 gramdı. Rebel alınabilir. İşte Shoei NXR alınabilir, Neotech alınabilir. Daha önceki videoda zaten tanıtmıştım Neotech'i. Şimdi devam edelim konulardan. Hani eldiven önerisi olarak ne diyeyim? Mesela işte Five Gloves'un stand, aynı zamanda deri ve kumaş şekilde yapılmış bir eldiven olabilir. Bunu önermemin sebebi şu kısmındaki sert koruması. Aynı zamanda yumruk korumalarının çok iyi olması ve yazlık olması. Hani birçok da deliğe sahip. O yüzden yaz bahar sürüşlerinizde kullanabilirsiniz. Ben biraz daha hani bahar sürüşlerinde daha rahat kullanabileceğim, biraz daha hani kış sürüşüne değil de işte biraz daha soğuklara yakın bir eldiven istiyorum derseniz Revit'in 4-2 diye bir tane modeli var. Bunu alabilirsiniz. Bunun da hani yeni nesil bilek korumaları var. Yumruk koruması gerçekten iyi. Eklemleri korumaları iyi. Hava geçirgen bir modeldir. Hani kış sürüşünde ben bunu kullanacağım diyorsanız üşürsünüz. Havik'in alt pantolonunu önerebilirim. Havik pantolonları gerçekten iyidir. Onların da linklerini ekliyorum. Teş 90 daha önceden tanıttığım bir pantolondu. Bunun siyahı ve mavi renkli olanı da var. Eğer taba renkli bir şey istiyorsanız madrasını, ılgazını alabilirsiniz, onlardan kullanabilirsiniz. Yani Enduro için de bir öneri yapayım. Enduro için pardon, Enduro için şöyle ciddi alınabilir, kullanılabilir. Bol hava geçirgen bir kasttır ve hani hem güvenlik açısından iyi dış kabuğu. Hem de işte havalandırma kanalları Enduro'ya göre yapılmış bir kastır. Hava çıkış kanalları da ona göre yapılmış, şekillendirilmiş bir kask. Güneş vizörü var zaten şurasında. Şunu da şuradan açarak görüyorum. Ben beyaz modelini gösteriyorum da hani bunun birçok modeli var zaten.
mesela işte siyah parlak olanından tutun da yeni nesil daha dışı parlayanlara kadar hepsi var. Bunlar enduro sürüşü için alınabilir. Hayır, benim bütçem o kadar yüksek değil diyorsanız LS2'nin FT2 Tron veya işte LS2 FF397 alınabilir. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Bir de cross için istemiş mesela, hani cross kaslar için öneri ve ekipman istemiş. Hani cross önerisi kask çok fazla sunamıyorum. Bir tane iki tane bir model var. Bir saniye getireyim. Videoyu kesmeyeceğim. Bir tanesi bu. Diğeri yine bel bir kastı. Cross önerisi için bu kullanılabilir. Bunlar tabi biliyorsunuz Google gözlükle beraber kullanılıyor. Onu da ayrıca almanız gerekiyor. Bunun bir tane tereyi var. İsterseniz tereyi çıkartarak hani biraz daha spor sürüşlere yatkın olarak kullanabiliyorsunuz. Ön tarafında havalandırma kanalı var. Zaten hani burası yeterince açık. Hani kış sürüşlerinde bunu kullanabilir misiniz? Bayağı üşütür galiba. Hani camlı cross olan şeyler de var. Hani cross ve enduro'da kullanabileceğiniz Next Vet'ler var mesela. Onlardan kullanabilirsiniz. Bunun da hani hava giriş çıkış kanalları var. Bu da 1400 gramlık bir kask. Bu da hani cross için alınabilir. Cross eldivenleri de biraz daha kısa oluyor. Onların bazıları kısa oluyor, bazıları uzun oluyor. Tamamen sizin kullanımınızla alakalı bir şey. Bazıları uzun eldiven alıyor, bazıları kısa bir eldiven alıyor daha rahat etmek için. Gerçekten yani cross'larda bizim hem mağazamızda hem de hani detay olarak giyim çok fazla yok. Bir tek kask var ama hani internet sitemizden bakarsanız UFO'nun birçok rengi, birçok cross detay ürünü var. Onlardan alınabilir. Ha, şeye geçeyim. İridyum kaslar çizmeden nasıl temizlenir konusuna geçeyim. Altın elbiseli adam dediğim gibi bir tane video paylaşmıştı. Videodan bir kare koyarım. İnşallah bana kızmazlar arkadaşlar. Sadece tek bir kare koyacağım. Hani nasıl üstüne gösterdiğini görmek için. Hani resim olarak koyacağım. İridyum kaslar hani nazik ve kolay çizilebilir kaslar olduğu için altın elbiseli adam şöyle bir şey yapmıştı. Hafif ilk önce kaskın camını ıslatmıştı. Sonra da ıslak selpakla, hani sürüşten sonra böcekler falan yapıştıktan sonra yapılabilecek şeyi söylüyorum. Üstüne o ıslak mendilleri koymuştu. Bir süre sonra bir 3 dakika, 5 dakika sonra onlar yumuşuyor. Onları nazikçe, mendili nazikçe kaldırıyor. Ve o hani pis olan işte, diyorduk işte kakası yapışıyor buraya filan dediği şeyler hepsi çıkıyordu. Ondan sonra da yine yine selpakla, yumuşak selpakla onları silerek temizliyordu. Ve iridyum kasları bu şekilde temizliyordu, bu şekilde göstermişti. Ben de ondan öğrenmiştim. Hani daha başka nasıl temizlenebilir? En kolay, en nazik temizlenme şekli o. Bir de bir arkadaşımız, Best Gain diye bir arkadaşımız, CBR125 için kırmızı ağırlıklı kask eldiven, mont dizlik, pantolon, bot istemişti. CBR125 nasıl bir motor biliyorsunuz. Spor motor. Ben Shoei NXR'ı öneriyorum arkadaşlar. Bir de eski FF397 hani spor sürüşlere biraz daha uygun. Onu önerebilirim. Onu alıp kullanabilirsiniz. Kask önerim iki tane. Eldiven önerim ise renk olarak şu güzel gidebilir. Hani kırmızısı yok şu anda elimde. Ama galiba linklerde gösterebilirim. Bu Stunt Evo Fireglows'un modeli. Bu bence iyi bir model. Çünkü hani bilek koruması var gerçekten. İşte özel yumruk ve eklem yeri korumaları var. Bu Fire Stunt Evo alınabilir. Yine altına T90 bir pantolon alınabilir. Heavy bir pantolon alınabilir. Tabii hani Herik veya T90 pantolonlar yazlık ve ağırlıktır. Kışın sürmek istiyorsan
daha korumalı bir pantolon alman gerekir. Veya işte hani ben illaki bu Tech90'la Heavy'yi yaz bahar sürüyorum ama kış da sürmek istiyorum dersen, bence hani içine yağmur ve rüzgar geçirmeyen bir içlikle kullanabilirsin. Ama hani sıfır derecelere indiğinde o artık seni dondurmaya ve dişlerini takırdatmaya başlar. O da hiç iyi bir şey değil çünkü sürüş refleksini kaybedersin. Hani mont içinde dediğim gibi şu olabilir, Revit Shield olabilir. Daha önceden tanıtmıştım zaten bunu. Hani daha uygun fiyatlı bir şey istiyorsan, Revit'e kadar çıkmayayım diyorsan, Proel'in bu modelini alabilirsin. Proel'in bu modelinin adı da Columbia. Columbia alabilirsin, Columbia kullanabilirsin. Hani spor sürüşlere uygun çünkü hem de hani körük mekanizmaları var, hem şu kısımlarında şurasında da bir tane örgücü var. Bu örgüç de korumaya ve rüzgarda daha iyi sürüş yapmanı sağlayabilecek şekilde belinde de ayarlamaları var. İçinde de hani bir astarı var. Boyu da yüksek, boynu da yüksek. Yanında iki cep var, ön fermuarı var. İçindeki astarın ekstra bir fermuar yok. Bunu alıp kullanabilirsin. Daha uygun fiyatlı olduğu için bunu sundum. Yoksa hani benim tercihim Revit Shield modelini kullanabilirsin. Güzel bir modeldir. Spor model bir ayakkabı istiyorsan bence bunu al. Rockwell DNA al. Yoksa TCX'in bir botunu alabilirsin. Dynas bir bot alabilirsin. Veya o tarz bir iki tane daha link var. Onları da paylaşacağım. Onlardan alabilirsin. Şimdi Mehmet arkadaşın örneklerine geçelim. Sağlam, uygun fiyatlı kask önerisi istemiş. Karbon fiber demiş. Uygun fiyatlı deyince şimdi biraz tabii hani ben Shoei NXR diyeceğim. Fiyatı uygun değil abi onu diyeceksin. O yüzden LS2FF397'yi getireceğim. Bir saniye. Bu Vector Evo. Bu Vector Evo'yu daha önceki tanıtımlarda görebilirsiniz zaten. Geceliğin parlama özelliğine sahip. Bu alınabilir. Bu bence alınabilecek spor sürüşe uygun, en uygun fiyatlı kasklardan bir tanesi. Hani bunun altına düşmemeye çalış çünkü dışı fiber ve kompozit özelliklere sahip en düşük fiyatlı sayılabilecek kasklardan bir tanesi. Burası biraz doldu arkadaşlar, o yüzden şunu kaldırayım şuraya. Bunu buraya koyayım. Şöyle, şunu da götürüyorum, pardon. Pantolonu da işte Havik dediğim gibi Tech90 alınabilir. Botta da Rockwell'in botları alınabilir. TCX'in botları alınabilir. O ikisinden kullanılabilir. Bu arada iki gün önce bir tane kaza videosu paylaşıldı. Gerçekten kötü bir kazaydı. Onun videosunu paylaşmayacağım. Ama çocuklardan bir tanesi galiba ağır yaralandı. Bir tanesi de vefat etti sanırım. Buradan ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. AGV K5 kırmızı, beyaz, mavi, mavi kask, Dynas mod önerisi istemişsin. AGV K5 arkadaşlar hani elimizde çok fazla yok ama şurada galiba son kalanlardan bir tanesi bu. AGV K5 Multidip Siyah diye geçiyor. Bu kask ne gibi özelliklere sahip? Zaten hani tam olarak hani bunun linkinden bakmışsınızdır daha önceden bilgilerine. Rahat, kullanış uygun, dış kabuğuyla, işte havalandırma kanallarıyla gerçekten iyi bir kask. Hani havalandırma kanalları elle idare ediliyor. Ondan sonra içinde bir tane vizörü var. Bu gerçekten hani güneşli havalarda sizi gerçekten gözlerinizi ani parlamalara karşı koruyacak şekilde yapılmış. Ön tarafında
iyi bir havalandırmaya sahip, çene pedi var, burun pedi var, geniş bir bakış açısına sahip, iç pedleri çıkabiliyor. Ve tabii ki en önemlisi double D bir bağlantıya sahip. Boyun pedleri de gerçekten iyi oturuyor. Bu elindeki ilk ses, bunlardan çok fazla kalmadı. Arka spoiler'ın hemen altında da şu şekilde yapılmış bir tane havalandırma, hava çıkış kanalları var. Avro D1 diye bir tane mont tanıtmıştım. O mont gerçekten hani Dynes'in en iyi montlarından bir tanesi. Tamamen deri içinde, kol içlerinde kumaş alaşımlara sahip. O kullanılabilir bence. Daha ne bot önerebilirim? TCX bot önerebilirim. ABV, K5'te ve kırmızı istediğim için onlardan önerebilirim. Bir de Fatih diye bir arkadaşımız kırmızı A25 için giyim önerisi istemiş. Ben hani daha önceden de bu hani A25'in kırmızısı için birçok giyim önerisi mavisi için de veya A25 için de giyim önerisi paylaştım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Şimdi bu AGV K5'i önerebilirim ama bunun renkleri yok mesela. A25 için bunun renkleri yok. O yüzden de Shoei'ni en kısarı da alabilirsin A25 için. Renkleri buna uyacaktır A25'in de. Ne gibi özellikleri var dersen fiber kompozit bir yapısı var. O yüzden öneriyorum. Spor sürüşlere uygun şekilde yapılmış bir havalandırma kanal yapısı var. Geniş bakış açısıyla işte ön tarafındaki cam buharını engelleyecek özel hava kanallarıyla gerçekten iyidir. Double D bir bağlantısı vardır. Çeneden çıkmaları en iyi önleyen modeldir. Aynı zamanda hani kazadan sonra kolay çıksın diye kırmızı halkalara sahip, boynu iyi oturan pedlere sahip. Bu alınabilir bence. Mont olarak da Revit Shield alınabilir tekrar. Revit Shield'ı tekrar göstereyim. Bu alınabilir. Hani bunun tamamen kırmızısı var mı? Tamamen kırmızısı yok. Ama hani deri istiyorsan Dynes Avro D1 alınabilir. O daha dayanıklı. Çünkü hani deri sürtünmeye karşı daha dayanıklı. Bir de bir arkadaşımız, Speedy diye bir arkadaşımız 2000 liraya bir kask istemiş. 1800 liraya mont ve 500 liraya kadar da bot istemiş. Bu sefer de tersten başlayayım ben. Hani spor istiyordur diye düşünüyorum. 500 TL'ye kadar bot, bunu öneriyorum. Ama bu hani spor değil. Ucuz olduğu için, uygun fiyatlı olduğu için bunu öneriyorum. Bu çoğunlukla scooter ve naked'lara gidecek şekilde yapılmış. Bu biraz hani 500 lirayı aşıyor. Tam 500 liraya kadar bulamadım. Bu alınabilir. DNA modeli Rockwell'in. Detaylarını zaten biliyorsunuz, biraz önce de tanıttım. Dediğim gibi Revit Shield alınabilir. 1800 liraya kadar montlar içinde Revit Shield alınabilir. Yok ben çok daha ucuz isterim dersen Shoei'nin içinde kırmızısı da olan Columbia modeli alınabilir. Kırmızı mont illaki hani kırmızı mont istemiyorsan şu Revit'in Ignition 2 montu alınabilir. Bunu yaz-kış kullanabilirsin. Hem işte yağmur katmanı var, hem rüzgar katmanı var. Dışı deri ve kumaştan yapılmış. Kollarında hem körük mekanizması var, hem şu şekilde yapılmış omuz ve dirsek formaları var. Bileği hem çıt çıtlı hem fermuarlı olarak yapılmış. İç astarları çıkıyor. Arkasında bir korumayla gelmiyor. Boynunda da tekrar bir tane, iki tane çıt çıtı var. Bu da alınabilir, kullanılabilir. Onun dışında başka bir arkadaş da demiş ki 50 cc'lik motor alacağım. Ha, bunu başka bir videoda paylaşayım arkadaşlar. Diğer iki zaten iki arkadaş kaldı. Umarım hani bu bilgiler yararlı olmuştur. Ben hani birçok arkadaşın verdiği konuyu bir araya toplamaya çalıştım. Başka sorusu olan arkadaşlar vardı. Arkadaşlar yorumlarınızı yapın, ben toplu şekilde cevaplayabilirim. Sorularınızı sorun. Ben toplu şekilde cevaplayabilirim onları. Kaslar arasında, hangi kaslar arasında fark var mı diye onları da sorabilirsiniz. Ben onları da yanıtlarım.
Şimdilik benim paylaşacaklarım bu kadar. Biz İstanbul Bostancı Total Benzinci karşısındayız. Hepinize iyi sürüşler.